Herkese selam. Gördüğünüz gibi canlı bitkilerimizi aldık. Birazdan size daha net göstereceğim. Biliyorsunuz dün bir akvaryum beraber kurmuştuk. Canlı bitki olmadığı için de şu gördüğünüz plastik bitkileri koymuştum. Videoda söylemiştim zaten en kısa zamanda canlı bitki alacağım diye. Bugün bir arkadaştan aldım. Tabii fiyatı biraz pahalı geldi bana ama yani mecburen almış bulundum artık. Çünkü adam oraya kadar geldi. İşte poşetin içine koymuş. Bir de koronavirüs var. Çok fazla dokunmak istemedim. Eve gelince direkt poşetleri falan attım, bitkileri çıkardım vesaire. Yani bir tık kazıklandım gibi bir şey oldu. Bitkiler biraz küçük. Kaç kök var onu bile bilmiyorum. Şimdi beraber bakalım. Fotoğraflarda bitkilerin çoğu böyleydi. Yani ortalama hepsi aynı boyda mı dedim. Evet demişti. İçlerinde çok küçük olanlar var. O yüzden yani birazcık. Üçüncü, kökleri bayağı uzun. Bu kökleri akvaryuma eklerken bitkileri birazcık keseceğiz arkadaşlar. Bakın bu farklı bir tür. Bunların türlerini de yazacağım. Birazdan daha net odaklayacağım. Şu an bir elinde telefon, diğer elinde bitkiler olduğu için kusura bakmayın. Birazdan daha net odaklayacağız. Bakın mesela bu bitki. Şöyle odaklayabilirsem. Durum bu arkadaşlar. Yine de fena değil ya. Canlı bitki canlı bitkidir. Şimdi bitkilerimizi çıkardık. Köklerini beraber kısaltalım. Ondan sonra da akvaryuma ekleyelim. Şimdi gördüğünüz bu bitkinin kökleri biraz uzun. Akvaryuma yeni bitki eklerken köklerini birazcık kısaltmak gerekiyor. Benim bildiğim yöntem bu şekilde. Bu sayede bitkiler daha iyi adapte oluyor yeni akvaryumlarına. Mesela şu uzun kısımlarından köklerini birazcık kısaltacağız. Ama çok fazla da derine gitmeyeceğiz tabii. Yani çok fazla kökten keserseniz bitki ölebilir de. Sadece 1 santim kadar kökleri kısaltacağız arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Sonra da akvaryuma beraber yine ekleyeceğiz. Pahalı derken bundan bahsediyorum arkadaşlar. Diğer bitkilere lafım yok da. Bazı bitkiler gerçekten çok küçük. Yani şu elimde gördüğünüz 1 santim, 1,5 santim kadar bir şey. Hani pahalı derken bunlardan bahsediyorum. Onun haricinde satıcıyı falan kötülemiyorum yani. Bitkileri akvaryumun ortasında topladım. Bunun nedeni de bitkiler akvaryuma adapte olurken hem onları daha net gözlemleyebilmek hem de bütün bitkilerin ışığa kolay ulaşabilmesi. İnternetten edindiğim bilgilere göre bu bitkiler bakım olarak kolay görünüyor. Aralarında 4'er santim boşluk olarak dikilmesi gerekiyormuş. O şekilde yazmışlar internette. Bir tanesinin türü Lutea, diğerininki Venteti Green. Bu şekilde internetten eğer ulaşmak isteyenler varsa, yani bu bitkileri beğenenler varsa internetten bakabilirler. Gübre olarak böyle bir elimde ürün var. Reflowers'ın. Bunu kullanacağım. Kutuda yazdığına göre işte akvaryum bitkileri için bütün mineralleri barındırdığını söylüyor. 100 litre akvaryum suyuna 5 mililitre haftalık olarak ekleyin yazıyor. Buradaki akvaryum 50 litre arkadaşlar. Ona göre ayarlayıp 2,5 mililitre şeklinde haftalık olarak bundan kullanacağım. Zaten çok fazla da süresi kalmadı. Mayıs ayında bunun son kullanma tarihi bitiyor.
O zamana kadar bunu kullanırız. Zaten yarısı dolu. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Artık bitki işini de çözdük. Tabii benim Amazon bitkileri kadar bunlar gösterişli değiller. Amazon bitkilerinin bir tanesi yaklaşık 75-80 cm. Çok büyükler. Yani bu akvaryumu iki tane koyduğum zaman akvaryumda arka taraf neredeyse görünmez yani. Bu bitkileri de ilk defa bakıyorum. Ama güzeller yani. Umarım Amazon bitkileri gibi hızlıca bunları da üretiriz, büyütürüz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Artık yakında balık da alırım. Balıkları aldığımda da yine bunun videosunu atarım. Son olarak size bitkileri yakından göstereyim. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.